Konya günlerdir aynı sorunun cevabını arıyordu. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları kim olacak? Merakla beklenen listeleri ilk kez KonTV Haber duyurdu. Gözlerse öğle saatlerinde aday tanıtım programı için Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'na çevrildi. Kürsüye ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı geldi. Yeni 5 yılın yürüyüşüne imza atacağız. Bugüne kadar gerçekleştirilen pek çok güzel ve önemli projenin devamını sağlayacağız. Gönüllere gireceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönüllere girip bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz inşallah. Angının ardından sözü MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek aldı. Sistemin tam anlamıyla güvence altına alınabilmesi, ayaklar üstünde durabilmesi açısından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de başarılı çıkması gerekmektedir. Bu sebepledir ki Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 tarihinde Türk milletinin yeni bir demokrasi zaferine imza atacağına, yeni hükümet sistemine tam bir güvence altına alacağına yürekten inanmakta, buna ümit bağlamaktadır. Yeni bir dönemin başlangıcında izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da gönül belediyeciliğine vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık gönül belediyeciliği dönemi başlıyor. Artık vatandaşımızla daha sık bir araya geleceğiz. Hizmetlerimizi yürütürken bir taraftan da gönüllere girmek için uğraşacağız. Gönül belediyeciliğinin de en güzelini Konya'dan sergileyeceğimize eminiz. Hedefimiz Konya Büyükşehir'de en yüksek oyu almak ve 31 ilçede Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla seçimi kazanmak. Artık herkese boyun eğen değil, bölgesinde lider ve söz sahibi olan bir Türkiye var diyerek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, Cumhur İttifakı devlet-millet kaynaşması sonucu ortaya çıkan bir ittifaktır dedi ve ekledi. Cumhur İttifakı milli değerlerle örtüşen, derdi milletimizin bekası olan bir ittifaktır. Bu birlik ve beraberlik milletimiz için hayırlı hizmetlerin daha da artmasının anahtarıdır. Konya'mızı, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerimizi Allah'ın izni, milletin desteğiyle, Cumhur İttifakı isimleriyle taçlandıracağız. İnşallah 31 Mart akşamı da gönül belediyeciliği kazanacaktır. Tanıtım toplantısında kürsüye son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan geldi. Her karış toprağının mübarek olduğunu düşündüğümüz bu yurdumuza hizmet etmek için tekrar besmele çekiyoruz. Tekrar yollara çıkıyoruz. Dün gece saat 1 itibariyle resmileşen listemizi açıklamak için huzurlarınızdayım. İlçe ilçe, köy köy, teşkilatlar, MHP ile, AK Parti ile, MKYK ile, tüm komisyonlarıyla çalışmalarını yaptılar. En doğru olduğunu düşündüğümüz listeleri Cumhurbaşkanımızın imzasıyla sizlere getirdik. Hatamız olabilir, eksiğimiz olabilir ama asla niyetimizde hata yok, kötü niyet yok. Bülent Turan, AK Parti bir davanın adıdır, dedi. Bugün bir nöbet değişimi yaşıyoruz aynı zamanda. Bazı ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız görev devam edecek, bazıları bırakacaklar. Hiç çekinmeden söylüyorum. AK Parti'nin grup başkan vekilliği de, AK Parti'nin belediye başkanlığı da, AK Parti'nin mahalle başkanlığı da, hatta AK Parti'nin genel başkanlığı da bu dava bilinciyle aynı derecede kıymetlidir, aynı derecede azizdir ve mübarektir diye düşünüyoruz. Yeter ki niyetimiz bir olsun. Yeter ki yürüyüşümüz dik olsun, alnımız açık olsun. Cumhur İttifakı ile birlikte yepyeni denizlere yelken açıyoruz diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan konuşmasında CHP'yi de hedef aldı. Millete rağmen hesap yapan partilerin nasıl ki duvara çarptığını gördünüz. Önümüzde bir ana muhalefet var. Seçimden seçime Konya'yı hatırlayan, seçimden seçime Konya ruhunu hatırlayan bir partiden bahsediyorum. Bu adamlar yıllarca bu ülkede muhafazakar insanlara kan kusturdular. Mevlana anlayışına hep yan baktılar. Ama seçim geldi,
Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu oldu. Ben her gün cuma kılıyorum deme densizinde bulundular. Seçim bitti, cumalar da bitti. Bunu görüyorsunuz hep beraber değil mi? İstanbul'a bakın. İstanbul'a bir aday çıkardı CHP. Çıkardığı adayın soyadı İmam diye sözüm ona muhafazakarlardan oy alacağını düşünecek kadar zayıf hale geldiler. Allah bu milleti bu adamların iktidardan korusun diye dua ediyoruz. Öyle bir ihtimal yok ama gördüğünüz gibi hiçbir milli meselede yanımızda olmadılar. Turan, Cumhur İttifakı'nın taraflarını da uyardı. Asla bizim rakibimiz yok arkadaşlar. Biz Cumhur İttifakı, ey MHP'ler, ey AK Partililer, hata yapmazsak, birbirine düşmezsek, sen ben kavgası yapmazsak, o aday oldu ben olmadım demezsek göreceksiniz. Bizim bizden başka rakibimiz olmadı olmayacak inşallah. CHP'nin yerel seçimlere gölge düşürmek için çalışmalara şimdiden başladığını dile getiren Bülent Turan, AK Parti ve Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarına gönül belediyeciliğini hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki bir anlamdaki Erdoğan belediyeciliğinin dalga dalga nasıl Türkiye'ye yayıldığını, bir gönül belediyeciliğine döndüğünü hep beraber gördük. Şimdi de Konya'da bütün ilçelerde Cumhur İttifakımızla beraber bir gönül seferberliğine başlıyoruz. Mütevaziliğimizle, tevazumuzla, samimiyetimizle, alçak gönüllüğümüzle başkan değil, kardeş seçmeye geliyoruz. Biz koltukları bugün var, yarın yok bir emanet olarak görüyoruz. Asfaltı altından döşeyin, gümüşten döşeyin, yüzünüz gülmüyorsa, hastanın dertlinin yanında değilsek hiç kimse bu asfaltı alkışlamayacak. Asfaltı gümüşten altından dökün, milletin ruhunda değilsek, doğasında, rüyasında değilsek o asfaltın hiç kıymeti olmayacak. Ama biz hem asfaltı iyi yapacağız, hem belediyeciliği iyi yapacağız, hem kardeşlik hukukunu hep beraber tekrar ayağa kaldıracağız inşallah. Konya'ya güvenimiz bu konuda tamdır. Büyük şehirimize, ilçelerimize güvenimiz tamdır. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan konuşmasının ardından ilk olarak Konya'nın 3 merkez ilçe belediye başkan adayını sahneye davet etti. Konya'mızın Karatay ilçesinin belediye başkan adayı Konya Büyükşehir Genel Sekreterimiz Hafız Avukat Hasan Kılca. Buyurun Hasan Bey. Meram ilçemizin adayı, partimizin il gençlik kolları kurucu teşkilat başkanımız Hafız Mustafa Kavuş. Evet sayın başkan. Selçuklumuzun adayı, yaklaşık biliyorsunuz 50 ilimizden büyük bir ilçemiz, 8 aydan beri zaten başkanlık görevini yerine getiriyor, Ahmet Tek Yatırmacı. Karatay, Meram ve Selçuklu'nun ardından Bülent Turan, Konya'nın 28 ilçe belediye başkan adayını tek tek kürsüye davet ederek kamuoyuna tanıttı. İşte AK Parti'nin Konya ilçe belediye başkan adayları: Ahırlı, İsa Akgül, Akşehir, Salih Akkaya, Altınekin, Muharrem Dere, Beyşehir, Üzeyir Yaşar, Bozkır, Saadettin Saygı, Cihanbeyli, Mehmet Kale, Çeltik, Ali Meşe, Çumra, Halit Oflaz, Derbent, Hüseyin Ayten, Derebucak, Ahmet Kısa, Ereğli, Adem Erdal, Hadim, Ahmet Hadimioğlu, Hüyük, Mehmet Çiğdem, Ilgın, Yalçın Ertaş, Kadınhanı, Mehmet Badem, Karapınar, Mehmet Yaka, Kulu, Murat Ünver, Sarayönü, Nafiz Solak, Seydişehir, Mehmet Tutal, Taşkent, Osman Arı, Yalıhüyük, Hasan Koçer, Yunak, Abdullah Emre Demirhan. Güney Sınır Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir, babasının vefatı nedeniyle programa katılamazken, Cumhur İttifakı adayları da şu isimlerden oluştu: Akören, İsmail Arslan, Doğan Hisar, İhsan Öztoklu, Emir Gazi, Nurişan Koçak, Halka Pınar, Mehmet Bakkal, Tuzlukçu, İsmail Budak.